ilk olan yapılacak olan karlı konuşmadan önce karlı konuşmacımız Profesör Doktor Oral Büyüktürk, Büyük Öztürk hakkında bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Tanıtıcı açıklamalar. Profesör Doktor Oral Büyük Öztürk MIT Üniversitesi'nde McComber Şeref Kürsüsü profesörüdür. Profesör Büyük Öztürk yüksek mühendislik derecesini 1963 yılında İTÜ'de edinmiştir. Bu arada şunu da söyleyebilirim, Oral Bey'le biz sınıf arkadaşıyız. 1969-70 yıllarında ise Cornell Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora dereceleri almıştır. İlgi alanları arasında dayanıklılık ve sürdürülebilirlik için beton yapı ve malzemeleri mekaniği ve tasarımı ile akıllı siber fiziksel sistemler için algılama ve yapısal izleme yer almaktadır. Çalışmaları ve yayınları dünya çapında bildiğiniz gibi tanınmaktadır. Diğer başlıca değerlendirmeler ve aldığı ödüller arasında sayabileceğimiz Scotland National Academy of Science üyeliği, A.C. Hausner Yapısal Kontrol ve İzleme Madalyası, Malzeme Bilimi ve Teknolojisi için İsviçre Federal Araştırma Laboratuvarlarından alınan MicroRus Madalyası ve 2018 yılında MIT uzun süreli başarılarından dolayı üstün hizmet ve liderlik ödülleri sayılabilmektedir. Profesör Doktor Oral Öztürk'ü sunumunu yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Son zamanlarda farkındasınız, iklim değişikliği konuşuluyor. Küresel iklim değişikliği cidden çok önemli bir konu ve ciddi bir konu. Amerika'da buna inanan ve inanmayanlar kutuplaşmış vaziyette. Halen inanmayanlar var. Fakat iklim değişikliği aslında kendini fiziksel olarak göstermeye başladı. O gerçek bir şey. Bunu fark eden hemen hemen bütün mühendislik alanları araştırmalarını iklim değişikliğine dönük olarak ayarlamak ve baştan yönlendirmek üzerine yarışa başladılar. Tabii fonlar, kaynaklar bu şekilde ayrıldı. Ve hemen hemen bütün her düşünülebilecek mühendislik alanının gerçekten iklim değişikliğiyle bir ilgisi olduğu ortaya çıktı. Ve burada ben işte geçen hafta biraz bu konuşmayı düşünürken bunu belirtmek istedim ki inşaat sektörünün ekonomiye olan etkisi ve ekonominin ne kadar bir parçasını teşkil ettiğini düşünürseniz inşaat mühendisliği için çok muazzam bir fırsat devresi açılıyor şu anda. Bu Net Zero 2050 programı var biliyorsunuz. Carbon print'in sıfıra inmesi endüstride bir amaçtır. Bunun orta amaçları da 2030 için tespit edilmiştir. Ama net zero amacı 2050. Bunu düşünürseniz malzeme bakımından yapılacak inovasyonlar ve malzeme bakımından karbon printi azaltmak üzere yapılacak herhangi yaratıcılıklar önümüzdeki senelerde bizleri bekliyor. Bu
bir konu malzemenin beton ve beton sistemler üzerindeki etkisi ve iklim değişikliğine olan dolayısıyla etkisi çok önemli. Çimentonun rahat rahat kullanılması artık mümkün olmayacak. Çimentoyu şey olarak, kısmi olarak başka bir malzeme ile değiştirmek gerekecek. Çimentoyu tamamen değişecek bir malzeme çıkacak mı? Onu da bilemiyoruz. Çünkü çimento biliyorsunuz imalatı son derece yani enerji bakımından kesif olan bir malzeme. Fakat çimentoyu tamamen replace etmeye imkan olmayacağı görülüyor. Bu işin bir tarafı. Diğer tarafı da sistem seviyesinde düşünürsek binalar, muazzam binalar yapılıyor. Yüksek binalar, büyük binalar, havalimanları vesaire. Bunların fonksiyonel durumları bir tarafa bırakalım. Bunların bakımı önemli. Bunların dizayn hayatı önemli. Ne kadar? Şimdiki zamanda beton binaların dizayn şeyi yaşamının 150 sene olması gerektiği düşünülüyor. Bunu 150 seneye çıkartmak için ne gibi tedbirler almak lazım? Ne gibi inovasyonlar yapmak lazım? Bu iki konu inşaat mühendisliğinde muazzam çığırlar açacaktır. Ben o kanaatteyim. Buna paralel olarak konuşmayı esas itibariyle iki kısım olarak hazırlamaya çalıştım. Bir tanesi bu sensing dediğimiz yani algılama, binaları algılama, monitör etme ve neticede binaları intelligent bir sistem haline getirme. Bir binanın, bir yapının intelligent olması ne demektir? En basit kelimelerle şunu söyleyebilirim. Kendi kendini muayene etmesi binanın ve kendi kendini tamir etmesi diyebiliriz. Intelligent bir bina. Başka türlü tarafları da var bunun ama yani öyle özetlemek mümkün. İkinci konu da bu konkret, beton, betonun mekaniği. Betonun mekaniği çok ileri seviyeli bir mekanik. Klasik mekaniklerle pek fazla çözülemeyen problemleri var. Çok kompleks bir malzeme ve bunun altyapılarda infrastructure rolü çok büyük. O konuda da çok büyük değişiklikler ve yaratıcılık aktiviteleri yer alacaktır. Bu arada vaktimiz olursa biraz da üç boyutlu beton baskısı yani 3D concrete printing aldı yürüdü bugünlerde. Bunu tatbik etmek için çok ileri derecede mekaniği içeren malzeme mekaniğini, malzeme özelliklerini içeren çalışmaların yapılması. Bütün bunları düşünürsek hemen şurada injekte etmek istiyorum. İnşaat mühendisliğinin tarifi değişecektir. İnşaat mühendisliği tradisyonel bir meslek olmaktan çıkacak fakat çok ilerici bir meslek olmak durumundadır. Ve tabii mesleğin tatbik edilmesi, uygulanması ve bilhassa eğitim bakımından önemli değişiklikleri icap eden bir durum olacaktır. Biz inşaat mühendislerine termodinamik öğretmiyoruz. Termodinamik öğretmemiz lazım. İnşaat mühendislerine optik öğretmemiz lazım. İnşaat mühendislerine robotik öğretmemiz lazım. Ve bunun gibi birçok şeyi öğretmek lazım. Otomasyon öğretmemiz lazım. Bunların birleşimiyle ancak yaratıcılık yapılabiliyor. Bundan sonra size bir misal göstereyim. Belki bunu ben daha önceki bir iki konuşmada göstermiş olabilirim. Biliyorsunuz pandemide Zoom kullandık hep. Zoom'la konuşma yapmaya, Zoom'la imtihanı yapmaya alıştık. Fakat karşı karşıya gelmenin hali tabii başka. Şimdi burada bu birinci şey, şu kursörü bulabilirsem. Burada aslında burası dinamik.
teller titreşiyor. Fakat titreştiğini göremiyorsunuz. Siz bu buradan gelen optik sinyalleri bir şekilde bir filtreden geçirdikten sonra ikiye ayırırsanız, şunu biraz şey yapsak da, ikiye dekompoz etmek, ayırmak mümkün. Bu amplitüt, burası da phase. Yani buradaki video bu iki kısımdan meydana geliyor. Biz bu phase'i alırsak ve herhangi bir frekans aralığında bunu amplify edersek görüyorsunuz. Sonra da videoyu amplitütle tekrar kompoze edersek bakın şeyi tellerin titrediğini görüyorsunuz. Şimdi şu masa burada titriyor, göremiyorsunuz ama bunun bu şekilde titrediğini gözle görmek çok muazzam şeyler, avantajlar ortaya getiriyor. Bu arada şurada gördüğünüz face kontürlerinin hareketini takip ederek bir potansiyel şey yapabiliyorsunuz, tarif edebiliyorsunuz. Phi potansiyeli. Bu potansiyelin derivatiflerinden yer değişmelerin, yani biz displacement time series dediğimiz yer değiştirmeleri predict edebiliyorsunuz. Ve bu şeyin binanın veyahut da malzemenin fundamental frequency'lerini yani dinamik karakterizini yapabiliyorsunuz. Yani bir optik düşünceden hareket ederek haftalarca çözülebilecek problemi hemen çözüveriyorsunuz. Böyle bir sistem binanın dinamik karakterlerini ortaya hemen çıkaracaktır. Bir saniyede, yani saniyenin fraction'larında. Bu bir misal. Bunun tatbikini yaptık. Doktora öğrencilerinden bir tanesi bir gün gidelim dedi bana. Hocam bir köprü var dedi. Bu köprü Portsmouth, New Hampshire ile Maine arasında, bu Piscataway River bir köprü, yeni bir köprü bu, Memorial köprüsü. Yani şimdi 5 sene falan oldu galiba, bunu yapalı 3 sene önce. Bu köprüde navigasyon olsun diye şuradaki kuleler var. Bu kısmı yukarı aşağıya her 20 dakikada bir iniyor kalkıyor. Kalkarken burada muazzam vibrasyonlar meydana geliyor. Bunun şeyi emniyetli olup olmadığını öğrenmek için Army Corps of Engineers 3 senelik bir program yapıyor ve buraya muhtelif yerlere strain gauge, yani birim şekil değiştirmeleri ölçen aletleri yerleştiriyor. Tabii muazzam pahalı, senelerce süren bir olay. Biz oraya gittik, sonra 80 metre mesafeden, buradaki bir parktan bir tane videosunu çektik. 10 dakikalık bir video. Bu video source videosu, yani bir şey magnify edilmemiş. Bu aslında bu bir video, resim değil. Bakın arkada benim gözlerim görmüyor ama siz görüyorsunuzdur. Arabalar geçiyor. Interstate 95 arkada görünen yol. Şimdi deminki teknolojiyi takip ettiğiniz zaman bending, yani eğilme modunda vibrasyonunu görebiliyorsunuz. Biraz daha ileriye gidersek. Fakat esas vibrasyon probleminin torsion, yani burulmada olduğunu görüyorsunuz burada. Ve binanın hakikaten burulmaya karşı bir şeyi var, zafiyeti var. Buradan çıkarabiliyorsunuz. Ve displacement'leri, şekil değiştirmeleri predict ediyorsunuz. Bunlar da Army Corps of Engineering çıkardıkları. Yüksek frekanslarda biraz ayrılım olmakla beraber genel prediction gayet güzel. Bu ayrılık da çektiğimiz makineyi çekerken titreşim yapılıyor. O titreşimden dolayı optik gürültüden dolayı oluyor. Onların temizlenmesi gerekiyor. Displacement de görüyorsunuz gayet güzel. Bunu bir saat içinde yapabiliyorsunuz gayet rahat.
Burada Taipei 101 depremi oluyor. 2015'te depremle uğraşan arkadaşlar bilirler. O zaman Taipei 101 en yüksek binaydı. Ve 6.4 şeyinde, şiddetinde bir deprem oldu. Bu binanın tepesinde tuned mass damper dediğimiz, tuned mass damper, yani burada bir kitle var. Bina sağa sola hareket ettiği zaman bu kütle bir pendulum gibi hareket ediyor. Binayı sola giderken sağa çekiyor, sağa giderken sola çekiyor ve bina balansta kalıyor. Ve burası aynı zamanda turistlerin gidip de oradan etrafa baktıkları observasyon tavrı aynı yerde. Bu arada bu earthquake oluyor. Turistler dolaşırken orada deprem oluyor. Depremin görüyorsunuz kayma dalgaları 43. saniyede geliyor. Önce bu P dediğimiz P dalgaları 43. saniyede, bilmiyorum ben onu oynatabilecek miyim? Şöyle biraz zaman kazanalım. Şuradan 43'e gidelim. 43. saniyede bakın tüm map'in balans yapmaya başladığını görüyorsunuz, hareketini. Bu kütlenin hareketi aşağı yukarı binanın hareketine paralel düşünülebilir. Ve turistlerden birisi bunun videosunu çekiyor. Bu videoyu internetten bulduk, proses ettik. Gayet ortaya, gayet güzel binanın dinamik karakterleri çıktı. Ve fundamental frekansları bakın 0.15, aşağı yukarı 0, biz de 0.15 bulduk. 0.43, bunlar pahalı enstrümansiyonlardan. 0.41, 0.78, muhtelif modlarını hemen karakterize etmeniz kafi. Tabii ilk bir şey yapma, sınıflandırma bakımından böyle bir çalışma çok önemli. Şimdi bu bina seviyesinde bir şey. Biz ne yapmak istiyoruz? Biz şehir seviyesinde depreme karşı riski nedir sistemin? Bunu bilmek istiyoruz ve bunu otomasyon haline getirmek istiyoruz. Hemen saniyede proses edelim. Enteresan bir problem. Bize şeyden Groningen diye bir şehir var Hollanda'da, Netherlands diyelim Hollanda, Netherlands'te. Resmi makamlar bize müracaat ettiler. Dediler şöyle bir problemimiz var. Bir sürü çalışmalar yapılıyor. Siz de teknolojinizi buraya uygular mısınız filan diye. Bu Groningen 200 binlik bir en büyük şehri. Ve özelliği de son derece doğal gaz bakımından son derece zengin bir yer. Onun için fracking yapılıyor. Fracking dediğiniz olay, fracturing, gazı yer altından, kayalardan çıkartmak için. Şimdi bakın şurada gaz prodüksiyonunu görüyorsunuz, bu kaça gidiyor? 1900 kaç o? 85 mi? 85'e gidiyor. Gaz prodüksiyonu gayet güzel yapılıyor. Bütün Avrupa'da bu gazı kullanıyorlar. Sonradan bakıyorsunuz, aradan 15-20 sene geçtikten sonra yavaş yavaş hiç deprem olmayan bir yerde depremler başlıyor. Şimdi bu fracking tabii yerdeki jeofizik, yani şeyleri, yani yerin altındaki jeofiziği biraz değiştiriyor ve sistemi earthquake olma şeklinde değiştirerek titreşim meydana getiriyor. Bunun işte 2000 yılında falan farkına varıyorlar. Diyorlar ki bu operasyonlar bizim yani depreme maruz olmamıza sebep oluyor. Bu işten vazgeçelim. Bundan vazgeçiyorlar. Bu maalesef 2015'teki sonraki data var ama gelmeden evvel ben bunu update edemedim. Gaz prodüksiyonunu tamamen indiriyorlar, sıfıra getiriyorlar. Ama bakın earthquake çoğalmakta devam ediyor. Çünkü bir kere bir damage yaptınız, yani şey yaptınız. Değil mi? Kırılma yaptınız içeride. Çok enteresan bir problem. Bu şehir de çok tarihi bir şehir. Binalar çok güzel. Arada sırada da yüksek binalar yapmışlar, burada yaptıkları gibi. Acaba bu binaların depreme pek fazla maruz kalmayacağı düşünülerek
yapılmasının neticesinde. Bu şimdi ortaya çıkan depremden dolayı bir sismik riskleri var mı? Problem bu. Biraz hızlanmam lazım, yoksa bu iş çok uzar. Benim tavsiyem fragility. Ne demiştiniz? Kırgılanmak. Kırıklanmak. Fragility curve'leri. Fragility curve'lerini ile bu işi hallederiz. Çünkü kodlar ne Amerika'da, ne burada, ne de Avrupa'da fragility curve'lerini kullanmıyor deprem riski için. Bu aslında bir boşluk ve bunun muazzam bir şeyi var, bir fırsat var burada yani mühendislerimizin üzerine atlaması için. Ne demek? Bu performance-based design, bizim bu TTÜ'de bir çalışma başlattık bundan 10 sene, 15 sene önce. Performance-based design'ın da kendine göre bir sürü kusurları var. Tam bir design değil. Burada enerji-based design'ı biz çalıştık ve bu enerji-based design, bu teknik üniversite grubunda birkaç doktora tezlerinden sonra şimdi internasyonel olarak toplantılar yapılıyor bu konuda. Bu performance-based design'da bir var. Earthquake'in ortaya çıkardığı bir design spektrumu var. Bir de binanın kapasitesi var. Eğer binanın kapasitesi bu earthquake input'u ile karşılaşırsa bina safe, emin. Bunlar birbirinden ayrı yerlere giderlerse o zaman binanın yıkılması gerekiyor. Ha, bunu şu şekilde düşünebiliriz. Muayyen bir hasar seviyesinin, ortalama bir hasar veya kolaps, yıkılma, muayyen bir hasar limit durumunun ortaya çıkması için gerekli olan, yani earthquake'e göre o hasarı meydana getirme probabilitesi nedir diye bize bilgi veren bir alet denebiliyor. Yani probability, muayyen bir limit durumunu geçecek olan earthquake'in probability'si nedir derseniz, cumulatif probability burada görülebiliyor. Bunun spectral displacement'lerle bu damage'in, mesela şu displacement'te probability yüzde ne deniyor şurada? 50, %50. Bu şekilde bir değerlendirme yapmak kabil binaların. Bunun için çok detaylı sonlu elemanlar analizi, high fidelity dediğimiz modelleme tarzları, bütün detaylarıyla, mimarlık detaylarıyla analizini yapıp, time history analizlerini yapıp, neticede spectral displacement'lerin mesela bir özellikle bağlı olarak ortaya çıkarması. Burada özellik neymiş? Ben göremiyorum. Base shear diyor. Yani kayma görülmesi. Bunun çıkarılması gerekiyor. Buradan bu fragilite curve'lerini elde edebiliyoruz. Ama bunu yapmak için milyonlarca degree of freedom kullanmak gerekiyor. Saatlerce computation yapmak gerekiyor. Bir de evlere teker teker gidip planlarını alıp bunlara olan input şeyini hazırlamanız gerekiyor. Bu imkansız. Bir şehirde bütün binalara bunu yapmanız mümkün değil. Ne yapabiliriz? Konu şu, fizik bazlı bir model yapmak her ev için mümkün değil. İstanbul'da kaç tane bina var bilmiyorum ama bir zamanlar 1 milyon, 2 milyon gibiydi. Belki şimdi 4 milyon. Ama mesela Zeytinburnu gibi bir yeri düşünsek veya Avcılar gibi bir yeri, birkaç yüz bin bina bile bu şekilde analiz edilemez. Bunu böyle intelligent bir sistem haline getiremezsiniz. Bir de ayrıca her bina için informasyon elde etmeniz mümkün değil. Yani analize gerekli informasyon. Onun için biz bu high fidelity modellemeden data analytics, yani meta model dediğimiz bir modele gitmemiz lazım. Meta modelde yapacağınız iş her binaya 2-3 tane sensör koymak. Sensörler son derece ucuz artık.
sensör koymak. Intelligent yapıyor. Ve bu sensörlerden alınan datayı proses etmeniz lazım. Bunun prosesi için muhtelif metotlar var, teknolojiler var. Bunların ortaya çıkması da yani inşaat mühendisliğinde oluyor. Jeofizikte olmuş. Mesela deconvolution interferometri, bunu anlatacağım. Bir de fizik, yani fizik bazlı deep learning, machine learning. Bugünlerde çok moda olan Amerika'da machine learning. MIT'de tamamen 5 tane okul vardır. Şimdi 6. okulu kurdular. Sadece computing üzerine. Computing'in de esas konularından bir tanesi bu deep learning. Yani konu o kadar büyüdü yani. İkinci zorluk da belki hani bu 2-3 tane sensörü gidip de binalara şey yapmak, uygulamak gerekiyor. Çok fazla sensör koyamazsınız ama 1-2 tanesini koyabilirsiniz. Mesela temel seviyesinde bir tane sensör koysanız, bir tane de üst seviyede veya 2 tane de yani ortada koyarsanız bu analizler yapılabiliyor. Neticede şu çıkıyor, eğer 200 bin tane binanız varsa, bunun sismik şeyini, riskini çıkarmak istiyorsanız, 200 binaya sensör koymanız şart değil. Belki 200 bin binaya, ama belki 200 binaya konabilir. Hangi 200 binaya bunu koyalım ki bütün bir şehir modellenmiş olsun? Bu da ayrı bir bilimsel problem. Cluster, clustering diye bir konsept var. Ve bu da Gauss clustering'i. Onu biraz sonra bahsedeceğim. Ama interferometre üzerinde bir iki söz söyleyeyim. Aslında kompleks gibi görünüyor ama çok basit bir şey. Basitliği şu. Temel seviyesinde bir tane sensörünüz olsa ve bu sensörden siz işte sinyalinizi alsanız, acceleration veya başka bir sinyal. Binanın üzerinde bir tane sensörünüz olsa bu sensör ile buradaki sinyalları okusanız, yani buraya bir input veriyorsunuz, bir titreşim veriyorsunuz. Burada ise o titreşimin neticesinde binanın bir yükseklik konumunda titreşimin ne olduğuna bakıyorsunuz. Yani iki tane veri var. Burada bir veri var, burada bir alış var. Ne oluyor, ne demek? Bu titreşim buraya çıkarken değişiyor. Burada başka bir titreşim alıyorsunuz. Bu değişiklik nereden geldi? Aradaki fiziksel sistemden geldi. Ben bu output'u biliyorsam, eğer buradaki input'u da biliyorsam, o zaman bunun arasındaki binanın özelliğini de bilmem lazım. Yani bulabilirim. Bir nevi inverse problem oluyor. Değil mi? Yani stres, efendim, elastik modülle strain'in çarpımına eşit, değil mi? Biz elastik modülünü buradan çıkartabiliyoruz. Ona benziyor. Inverse bir problem. Şaheser bir şey. Şimdi bunun detaylarına giremeyeceğiz. Burada bizim MIT'de bir tane bina var. En yüksek binaydı Cambridge'de. Şimdi o da artık en yüksek değil. Orada da yüksek bina yapmaya başladılar. Ama yine de bir limiti var. O binaya burada bir sensi, burada bir vibrasyon. Bu vibrasyonu sizin vermeniz şart değil. Bu ambient vibrasyon olabilir. Mesela yoldan bir kamyon geçiyorsa, kamyonun havada yani buraya konvey ettiği vibrasyonunu bir input gibi alabiliriz. Yani gidip de oraya şey yapmak, sarsmak veya baltayla vurmaya falan gerek yok. Bu ambient vibrasyon buradan verildiği zaman burada bir sensör okuması yapabiliyorsunuz. O kafi geliyor. Şimdi ne oluyor? Bunu her seviyede yapabiliyorsunuz ama bu belki pahalı. Bunu bir iki tane seviyede yapsanız binanın bir özelliğini çıkartıyorsunuz. Deprem bakımından önemli bir özellik ne olabilir? Efendim, kayma dalgalarının hızı olabilir.
kayma dalgaları nasıl propagate ediyor binada. Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi buna biz şey diyoruz, impulse response function diyoruz ki binanın özelliği demek. Yani bir tane şey var, input var, buradan impulse response function var ki binanın özelliğini gösteriyor. Ve o impulse response function diyelim ki shear wave oldu. Bu bizim Green Building MIT'de 20 katlı bir binadır. Çok titreşim yapar. Çok meşhur jeofizik hocamız var. Nafi Toksöz dünya çapında şimdi emekli oldu. Onun 18. katında falan oturuyordu. Bir gün dedi ki ya Oral Bey dedi ben burada titreşimden çalışamıyorum eve gidiyorum falan. Bina çok şey ama emniyetli bir bina. Hocam dedim biz oraya biz instrumentasyon yapalım. Ve onun katına bir tane sensör koyduk. Şimdi bakın bu shear wave'lerin mesela aldığı bir yol var. Bir de bir zaman var. Zaman dilimi var. Buradan hızını ölçebiliyorsunuz. Shear wave hızını ölçüyorsunuz. Şimdi bu ölçüm bugün yapılmışsa bundan bir sene sonrakine de bakarsanız ikisi arasında bir fark varsa binaya bir şey oldu demektir. Ya bunlar otomatik bir şekilde tatbik edilecektir binalara. Çok yani gayet uygun bir metot. Tabi bu interferometri biraz jeofizik alanında kullanılmış metot. Biz bunu daha ileriye götürerek bunu 3 boyutlu yaptık. Çünkü vibrasyonlar tek bir boyutla ölçülemiyor. 3 boyutlu olarak ortaya çıkan bir şey. Bunu 3 boyuta ve her yani burada bir section develop edince bir makale yazabiliyorsunuz yani. Fikirler çok yeni oluyor. Bir makale bilmiyorum hangisi bu ama Engineering Structures'ta bu çıktı yakın zamanda. Şimdi gelelim o cluster, kümeleme, binaları kümeleme meselesi. Önce binaların hangi özelliklerini kullanarak vibrasyon davranışını ölçmek istiyorsanız ona karar veriyorsunuz. Mesela binaların inşa edildiği sene önemli. Binanın koordinatları önemli. Binanın oturduğu alan önemli ve yüksekliği önemli. Bunlar da çok yani oturmuş teknolojiler var. Radar gibi, LIDAR var. LIDAR'la bütün binaların yüksekliklerini hemen ölçebilirsiniz. Yani GIS sistemi derhal şey mevcut, public olarak mevcut. Bütün mesele binaları nasıl kümeleyeceğiz ki her kümeden 2-3 tane bina seçelim, representative bina olsun ve onlara ikişer tane sensör koyalım. Bu kadar ucuz olabilir yani. Burada işte Gauss Mixture metodu denilen bir GMM clustering sistemi, atlayalım bunu. Bu size kaç tane, yani 200 mesela Groningen'de 92 bin tane bina var. Fakat 92 bin binayı biz 50 tane kümede reprezente edebiliyoruz, onu gösteriyor bize. Kaç kümede reprezente etmek doğrudur diye. 50 tane küme var. Bina kümesi. Bunların içinden de 3-5 tanesini seçeceğiz. En representative olanı. Bu muhtelif metotlar var. Testler var. Geçeyim onları. Demek ki 5 tane year of construction, işte ground level, roof level, plan area, perimeter area ve binalar cluster haline geliyor. Şimdi burada bütün özel binalar, yüksek ve yaygın binalar, hastaneler gibi. Burada residential binalar, daha alçak binalar. Ve bu residential binaların içinde bir kısmı daha önce yapılmış, bir kısmı yeni yapılmış. Onu da ayırabiliyorsunuz. Yani binanın özelliğini, istediğiniz özellikleri, 10 tane, 20 tane özelliğini
Bir input diye veriyorsunuz, size bu kümelemeyi yapıyor. GMM clustering metodu. Bu teknolojiler mümkün bugün. Bunları sadece bilmemiz lazım. Bunları kullanmasını öğrenmemiz lazım. Ve burada da 10, 20, 30, 40, 50 tane cluster var, küme. Ve her cluster için bütün binalar, yani bu 290 bin değil de bu bir şey olarak yani göstermek için bir kısmını seçtim ben. Bütün binalar burada mevcut. Bunların içinde her kümeden diyelim ki 5 tane bina en reprezentatif olan şehir. Buna karar verdikten sonra bütün şehri kontrol altına almış oluyorsunuz. Malzemesiyle, yüksekliğiyle, şeyiyle, özellikleriyle. Ve zaman bakımından nasıl? 5 dakikamız ama biz sınıf arkadaşıyız biliyorsun. Evet, biraz geçelim. Yani neticede şehrin sismik olarak sensitivitesi nedir diye buna benzer hemen saniyenin yani 1/3'ünde, 1/4'ünde karar vermek mümkün 200 bin binalı bir şehirde. Şimdi madem 5 dakikamız kaldı, beton hakkında daha önceki pandemiden önce söylediğim bir iki sözden bahsedildi. Onu da tekrarlayayım burada. Bütün dünyada senede 30 milyar ton beton kullanılıyor. 30 milyar ton. Düşünün yani bu korkunç bir rakam. Ona bugün ilave ediyorum. Bütün dünyada bu 30 milyar ton betonu yapmak için 4 milyar ton Portland sement kullanılıyor. 4 milyar ton Portland sement dünyadaki karbondioksit emisyonlarının %9'unu reprezent ediyor. Ekonomide inşaat sektörü en önemli, en çok impact'i olan bir sektör. Siz böyle bir mesleğe mensubuz yani düşünün. Burada işte ne yapalım? Çimentodan vazgeçemeyiz. Ama çimentonun diyelim ki %5'ini veya %10'unu çıkartıp onun yerine agrega koyabilir miyiz? Veyahut onun yerine plastik koyabilir miyiz? Çünkü plastik dünyanın ikinci büyük problemi. Plastikten çıkan atık malzeme. Bütün okyanuslar dolmuş vaziyette. Herkes şey yapıyor. Üstelik de plastik dışarıda kaldığı zaman da havayla olan ilişkisi dolayısıyla ayrı bir ikinci dereceden polüsyon meydana getiriyor. Bu dünyanın en büyük problemlerinin biri olan plastik atık problemi bir düşünürseniz dünyada 400 milyon ton atık var. Şimdi dünyada 400 milyon ton atık var, 30 milyar ton konkrit var. Niye plastiği betonun içine koymuyoruz? O zaman plastik ortadan yok olacak, betonun içinde saklı olacak, hiç kimseye zarar vermeyecek. Korkunç bir şey ama biliyorsunuz betona plastik koyarsanız beton ayrışır. Demek ki plastikte bir değişiklik yapmak lazım. Yani inovasyonlar böyle birbirlerini takip eder. O konuya giderseniz onu da çözeriz. Öyle bir çözüm de bulduk buna. Bugün İngiltere'nin Londra'da infrastructure projesi var. 4 milyar şeylik, sterlinlik bir, poundlik bir proje. Orada bizim plastiğe yaptığımız modifikasyonumuzu kullanarak beton döküyorlar buraya. Bu başka bir zaman konuşacağımız bir konu. Şimdi ben birazcık mekanikten bahsedeceğim. Peki plastikten başka ne yapabiliriz? Efendim başka türlü atık malzemeler var. Fly ash var. Efendim silika film kullanabiliriz. Aggregate fine'ları kullanabiliriz. Ve görüyorsunuz betonun içine, çimentoya bir takım additive dediğimiz malzemeleri koyarsanız
Bunlar çimentonun yaptığı fonksiyonu bir pozolanik reaksiyonları karşılayabilirse o zaman biraz bu karbon print problemini çözebiliriz. Bunun için çok iyi bir malzeme bilgisi ve malzemenin mekanik bilgisi gerekiyor. Yani beton mevcut malzemelerin içinde belki de en kompleks bir malzeme, heterojeneity bakımından ve dinamik bir malzeme. Siz çimento deyip geçmeyin. Çimentoyu suyla karıştırırsanız, agregeyle karıştırırsanız, içinde dinamik bir, hidrodinamik bir olay başlıyor. Bu olaydan sonra ortaya bir takım hidrasyon malzemeleri çıkıyor. Mesela bir bakın şurada karbon CSH, kalsiyum silikat hidrat zamana göre develop ediyor. Kalsiyum hidroksit zamana göre, ondan sonra etringit zamana göre bir 90 günlük bir zamanda bunların çoğu bir dinamik şekilde meydana geliyor. Bunların meydana gelişini bilmeniz lazım ki içine başka bir malzeme koyduğunuz zaman acaba bu sistem nasıl davranacak? Buna göre bu malzemeyi ben çimentonun yerine bir atık olarak veya bir additif olarak kullanabilir miyim? Yani işin içine bakarsanız betonun building block'ı yani betonun ana elemanı, kuvvetinin geldiği eleman bu kalsiyum silikat hidrat. Ve bu bir nano level'da bir oluşum. O nano level'a gitmeniz lazım. Nano level'da bu building block sonradan kümeleşiyor ve moleküllerin ortaya çıkardıkları colloid packing oluyor. Ondan sonra microstructure meydana geliyor. Ondan sonra da köprü oluyor. Bunu bakın görüyorsunuz burada 10 üzeri 3 atomla işe başlıyorsunuz. 10 üzeri 4 colloid particles, 10 üzeri 4 finite element. Böyle bir analiz yapmak da bugün otomatik haline geliyor artık. Yani bundan o 40 sene evvel sonlu elemanlar metodu nasıl çıkarıldıysa, herhalde bundan belki 10 sene sonra bu metot laptoplarda belki kullanılacak. Ve böylece moleküller arasındaki hareketleri ve interaksiyonları gayet güzel çalışmanız lazım. Ve bunun faydası şu, biz bunu şimdi bir basınca maruz bırakırsak, basınca ve iki taraflı basınca maruz bırakırsak, combined stress dediğimiz bütün bu olayları nano level'da çalışabiliyoruz. Bakın burada malzemenin kırılma eğrisi bu. Şu bildiğiniz Moore-Coulomb teorisi. Yani şeyde malzeme kitaplarında öğretilen Moore-Coulomb teorisi nano level'da da mevcut. Çok enteresan bir şey, çok heyecanlı bir şey. Yani nano level'da Moore-Coulomb teorisi geçerli. Macro level'da da geçerli. Ama tabii parametreler çok değişik. Ben şimdi buranın kimyasını değiştirirsem, kalsiyumunu, silikatını veya additivini, bu behavior'i çalışabilirim ve malzemenin friction koefisyenini, kohezyonunu şey yapabilirim, öğrenebilirim. Yeni bir malzeme meydana getirmek için böyle bir şeyi bir tool, bir alet olarak kullanmak lazım. Kapatalım şimdi şeyimizi. Ya görüyorsunuz biz burada epey bir neşriyat yaptık. Bilmiyorum burada var mı? Arka arkaya 3-5 tane neşriyat yaptık. Journal of Mechanics of Physics and Solids ve başka journal'larda. Ve bu nano level'da, atomic level'da moleküller arasındaki friction'ın çok önemli olduğunu iddia ediyoruz. Bu hemen kabul edilmiyor. Fakat yavaş yavaş citation'lar artmaya başladı. Birkaç sene sonra zannediyorum kabul edilecek. Burada da işte şunu göstermiş olayım. Bakın içine modifiye edilmiş plastik koyduğunuz zaman CSH moleküllerinin çoğaldığını görüyoruz. Yakından bakıldığı zaman görülüyor. Bu 4 angstrom seviyede
bir ölçek var burada. Son olarak artık bitiriyorum. Bu 3D printing denen şey ortaya çıktı. Şirketler ortaya çıktı. Evleri daha süratle yapmak, daha durable, daha sürdürülebilir evler yapmak gayesiyle. Otomasyon teknolojisi ve manufacturing. Bunlar herhalde burada da başlamıştır bu konular. Bilmiyorum bu film oynayacak mı? Kullanımı çok kolay fakat bilimsel yönü çok zor olan bir konu. Bu nozzle'dan harç çıkıyor ve otomatik olarak evi birkaç saatte yapıyorsunuz. Bunu yaparken önemli şey şu. Bu beton, hani beton makineler var diyor ki bir nozzle diye burnu var. Burnundan akarken bir kıvamı var. Bir de bir tabaka, burada olduğu gibi bir tabaka yaptığınız zaman bir kıvamı var. O kıvamı çok iyi ayarlamak lazım. Yani çok mikroskopik olarak ayarlamak lazım. İşte burada bu beton mekaniği işin içine giriyor. Shrinkage denen olay, creep, stabilite, malzemenin stabilitesi ortaya çıkıyor. Çok önemli. Eğer yanlış yaparsanız, zamanlama niye hareket etmiyor bu? Zamanlaması çok önemli. Burada mesela muazzam bir time intervalı kullanmanız lazım bunu dökerken. Çok kontrollü bir şekilde. Time intervalınız çok eğer düşükse, o zaman bakın bir tabaka yok ortada. Şöyle bir şey oldu da stabil değil, bu dökülecek bir beton. Time intervalınız eğer çoksa, bu katılaşmış, biraz fazla katılaşmış. Aradaki ara yüzeyler zayıf kalmış. Time intervali tam yaparsanız, o zaman o evi yapabiliyorsunuz. Bitiriyorum. Conclusion birinci kategoride şunu dedik ki physical infrastructure cemiyetin en büyük investmentlerinden bir tanesi. Bunun sustainable olması, lokal malzemelerin kullanması ve malzeme biliminin yani uygulanmasıyla ancak mümkün olabilir. Maintenance, ondan sonra da monitoring teknolojiler ve smart sistemler, intelligent sistemler, hepsi birlikte ele alınmalı. Lokal malzemeleri kullanmamız lazım çimento imalatında ve bunların içinde atık malzemelerin olması şart. Atık malzemeleri bir nevi bir çok efektif bir aditif haline getirmek, bir kimya problemi. Otomasyon lazım, standart şey lazım, robotik lazım. Öğrencilerimize robotik öğretmemiz lazım. Ve çok yüksek seviyede malzeme, yani malzeme bilimleri çok önem kazanıyor. Tabii yapı bilimleri de bunu takip edecek. İkincisi de zannediyorum eğitim için, üniversite eğitim için bir panel olacak burada. Ben de bir iki şey yazmıştım, dün akşam yazdım bunları. Yapı mühendisliği ve inşaat endüstrisi, tradisyonel, hareketi çok ağır, eskimiş bir meslek midir? Yoksa belki de en yenileyici, en dinamik meslek midir? Soruyu soralım kendimize. Ya bence sorunun cevabı en yenileyici, en dinamik bir meslektir ve öğrencilerimize veya yeni üniversiteye giren öğrencilere bir şekilde bu informasyon taşınırsa inşaat mühendisliğine girmek için yine en iyi öğrenciler müracaat edebilir. İnşaat mühendisliği yine de seçim listesinin en üstünde kalabilir. Zannediyorum bu sıralar biraz şey durum. İkincisi disiplinler arası.
eğitimimizi değiştirmemiz lazım. O bahsettiğimiz konuları inşaat mühendisliğine getirmemiz lazım. Hem onların daha şeyli bir bilim ve mühendislik bakımından daha iyi tahsil görmüş insanlar olması, görgülerinin artması bakımından hem de öteki disiplinlerle yarışabilmek kapasitesinin kazandırılması bakımından. Üniversite programlarının yeniliklere ayak uydurması lazım. Yani bölümler arasındaki duvarların atılması lazım artık. Buran Üniversitesi'nde yani ben bildim bileli 50 sene önce de bugün de bölümler diye bir şey yoktu. Mühendislik diye birisi alırsınız. Bütün mühendislikler kapsanır. Çok enteresan. Oraya doğru gidiyor şimdi. Meslek seçmeden inşaat mühendisliği niçin? O niçinleri kullanmak lazım. Düşünmek lazım. Çok büyük projelerim oldu. Onlar için destekleri büyük şirketlerden aldık. Shell, Aramco, US National Science Foundation. Düzinelerce PhD ve postdoc öğrenciler. Burada bitiriyorum. Türkiye'de kaydedilen depremlerin davranış spektrumlarının tasarım spektrumlarıyla karşılaştırılması başlıklı sunumunu yapmak üzere Sayın Vesile Hatun Aksel'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Burada bulunduğunuz için sizlere de teşekkür ediyorum. İsmim Vesile Hatun Aksel. Aslında bu sunumu sizlere Polat Hocam yapacaktı. Onun yerine elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Çalışmamız Türkiye'de kaydedilen depremlerin davranış spektrumlarının tasarım spektrumları ile karşılaştırılmasına yönelik. Bu davranış tasarım spektrumu, davranıştan tasarım spektrumuna geçiş için ilk çalışmalar SITS ve arkadaşları tarafından yapılıyor. Yer kayıtlarını, yer hareketi kayıtlarını farklı zemin sınıfları için gruplayıp bunların davranış spektrumlarını inceliyorlar. Ve bu inceleme sonrasında köşe periyotlarının özellikle uzun periyot olarak tanımlanan bizde TB, Amerikan yönetmeliğinde T1 ya da TL olarak geçen köşe periyodunun aslında farklı zemin sınıfları için farklı değerler alması gerektiği sonucuna varıyorlar. Tabii bu çalışmadan sonra Hausner ve Newmark bizim şu an kullandığımız, bildiğimiz basitleştirilmiş, lineer sistemlerin tasarımına yönelik geliştirilmiş deprem spektrumu, tasarım spektrumunun oluşturulması üzerine çalışmalar sergiliyorlar. Ve bu çalışmalar 94 yılında Uluslararası Bina Yönetmeliğine giriyor. Ve bu yönetmelikte zemin etkisi TB köşe periyodunun uzaması şeklinde yansıyor. ASCE ve yeni yönetmeliğimiz Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018'de sismik tehlike analizine ek olarak bu zemin etkisi iki farklı tablo ile dikkate alınıyor. Aslında belirsiz olan olasılıksal bir hesaba dayanan deprem tahminini zemine bağlı parametrelerle birazcık daha karmaşık hale getiriyoruz. Ve bu tabloda gördüğünüz E sınıfı için altı çizili olan üç tane parametre ASCE ile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği yönetmeliğinde farklı olan üç parametreyi gösteriyor. Bu da uzun periyot zemin kat sayıları. Bu komplike sismik olasılıksal deprem tehlike analizi ve zemin gruplaması parametreleri ile sonuç olarak bir tasarım spektrumu elde ediliyor.
ASCE'de şekilde gördüğünüz spektrum ASCE'den alınmıştır. ASCE'de bu spektrum aslında 2475 yıllık tekerrür periyoduna tekabül eden bir maximum considered earthquake için elde edilip tasarım seviyesinde ise bunun yaklaşık olarak %67'sine yani 2/3'üne denk gelecek olan değerlerle tasarım yapılmaktadır. Peki bu spektrumları hesaplıyoruz, komplike analizler yapıyoruz, işte bir sürü parametre kullanıyoruz ama bunlar ne kadar tutarlı, nasıl anlayabiliriz? Amerika'daki yönetmeliği Rogers ve arkadaşları Alaska depremiyle deniyorlar. Alaska depreminde hasar gören okul binalarını 5-10 kilometre yakınında bulunan istasyondaki verileri alarak bunları yönetmelikteki spektrum ile karşılaştırıyorlar ve elde ettikleri sonuç tatminkar, yaptıkları hesaplamalar orada meydana gelebilecek depremi 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyor diyebiliriz. Henüz yeni bir deprem olmadığını varsayarak. Sismik tehlikenin belirlenmesine son tasarım kullanımından çok daha fazla karmaşıklık ve hesaplama çabası harcanmaktadır. Yani metaforik olarak mikrometre hassasiyetinde en azından görünüşte hesaplıyoruz. Yorumlamayı takiben milimetrik doğrulukta tasarım kuralına dönüştürüyoruz. Ve mühendislik doğruluğu ile özetlemeye çalışıyoruz. Yani bu o kadar da doğru olmayabilir sözün kısası. Neden? Eğer siz bir olasılıksal çalışma yapıyorsanız, bu olasılıksal çalışmanın içerisinde hata payınız olacaktır, bir dağılımınız olacaktır ve bu dağılımı ne kadar bir saçılımla kabul ettiğinizi belirlemeniz gerekmektedir. Şekilde gördüğünüz yer hareketlerinin ortalaması kırmızı bir çizgi. Yönetmelikte bize ne diyor? Eğer bir tasarım yapacaksanız, zaman tanım alanında bir tasarım yapacaksanız, kod eşleşmeli yer hareketlerini kullanabilirsiniz ve bu seçilimi geometrik ortalamasına ya da karelerinin karekökünün toplamının ortalaması ile gerçekleştirebilirsiniz diyor. Şekilde gördüğünüz yer hareketleri oldukça büyük bir saçılımı vardır kısa manada. Yönetmelik bu saçılımın farkında ama diyor ki sizin yaptığınız ortalama yönetmelikteki tasarım spektrumu ile eşleşebilir ama bu saçılımı dikkate alarak bunu 0,2 T ile 1,5 T arasında yani yapının etkin periyodu için 1,3 katı arttırın diyor. Yani ikinci bir çarpan daha işin içine giriyor. Peki kaç tane spektrum uyumlu yer hareketi seçmemiz gerekiyor? 7 tane mi, 11 tane mi yoksa daha fazla mı? Ya hedef spektrumun kendisi yapının gelecekte karşılaşabileceği yer hareketlerini gerçekten temsil etmiyorsa. Sahada bugüne kadar kaydedilen yer hareketlerinin incelenmesi de yine güçlü bir argüman olduğunu düşünüyoruz ve ancak bunların hiçbirinin tasarım olayına atanan niteliklerle eşleşmediğini düşünmekteyiz. Şöyle, 2020 yılında 17. Dünya Deprem Konferansı'nda bir çalışma yapılıyor, sergileniyor ya da anlatılıyor. Bu çalışma Baltzopoulos ve arkadaşları tarafından yapılıyor. Çalışmanın adı kod spektrum ile eşleşen kayıt sayısının olağan istatistiklere dayalı olarak belirlenmesi neden yanlış bir problemdir? Yani aslında şu ana kadar anlattığımız şeyi özetlemeye çalışıyor. Bu çalışma ne yapıyor? Bu çalışma bildiğimiz anlamda yer hareketini yönetmelikte belirlenen tasarım spektrumlarıyla eşleştirmeye çalışarak ve bu eşleştirmeyi overlap, yani birbirleriyle çakışmasını önleyecek şekilde bir algoritma geliştirerek yapıyor ve üçlü, yedili ve yirmili setler oluşturuyor. Bu setleri daha sonra
lineer olmayan bir çerçeve üzerinde analiz ediyor. Neden analiz ediyor? Çünkü bizler mühendisiz ve bizim için önemli olan o yapının nasıl davrandığı ve elde edilecek ortalama değerlerle nasıl bir bina şekillendireceğimiz. Dolayısıyla varılan sonuç aslında bu yapılan belirsizlik değerlendirmesinin, yani uncertainty assessment'ın o kadar da uygulanabilir ya da çalışan bir sistem olmadığı yönünde. Bir mühendislik talep parametresinin tasarım değeri, eleman kuvvetleri, eleman deformasyonları veya kat ötelenmeleri, 11 veya 7 veya 7'den az deprem kayıtları ile incelenebiliyor. Bu yönetmelik tabiri. Önceki yönetmeliklerde 3 tane kayıt kullanabiliyordunuz. Kullandığınız takdirde bu refah ortalama yerine maksimum değeri almanız gerekiyor. Bu da oldukça ekstra güvenli tarafta kalmanıza, daha anekonomik bir yapı tasarlamanıza sebep oluyor. Biz ne yaptık? Türkiye'de meydana gelen yer hareketlerini incelemeye çalıştık ve bu istasyonların bulunduğu lokasyonlar için yönetmeliğin verdiği spektrumlar ile karşılaştırdık. Çok fazla data var. Bu data içerisinde sadece 0-1G'den büyük olan verileri aldık ve 5.5'ten büyük depremleri dikkate alarak bir data set oluşturmaya çalıştık. Yaklaşık olarak 47 deprem bulunuyor listemizde. Veriler AFAD'dan alındı. Ne yazık ki bir istasyonda en fazla 2 kayıt bulabildik. Yani bir 0-1G'den büyük olacak. Şöyle söyleyeyim, en büyük yer inmesi 0.8G civarında. Burada bazı istasyonları görmektesiniz. Örneğin Dinar için bu bahsettiğimiz işte TB'nin uzamasını ya da işte spektrumun kuyruk kısmında daha büyük değerlerin mevcut olduğunu göstermekte. Bu karşılaştırmayı yaparken tekerrür periyodunu da dikkate almaya çalıştık. Diyelim ki o istasyonda bir deprem oldu ama bu deprem hangi tekerrür periyoduna denk geliyor? Bunu bulmak için de 0-2 saniyedeki periyodu sabitleyerek bir dönüşüm yaptık spektrumlar arasında ve bu yer hareketlerini üst limit ve alt limit içinde göstermeye çalıştık. Son 5 dakika Vesile. Tamam, az kaldı. Burada diğer istasyonları da görebilirsiniz. Hepsinde benzer davranışlar gözlemlendi. TB'nin uzadığını düşünüyoruz ve kuyruk kısmında yapılan yeni bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Örnek istasyonlar için verilen eğriler aynı ölçeklere sahip. Ancak buradaki odak noktası tasarım spektral şeklinin ölçülen spektrumları ne kadar iyi taklit ettiğidir. Eğrilerin önemli bir kısmı mevcut Türk yönetmeliğine göre elde edilen spektral talepler ile ölçülen deprem yer hareketleri arasında periyot farklılığı olduğunu düşünüyoruz ve bu farklılık 0.9 saniye ile 1.6 saniye aralığında meydana gelmekte. TB'nin birden büyük olması SD, yani uzun periyottaki spektral ivme değerinin kısa periyottaki spektral ivme değerinden büyük olması anlamına geliyor. Ancak incelemelerimiz bunun Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadığını göstermekte. Böylece spektrumun problemli yumuşak zemin büyütme aralığı için tasarımda kullanılması imkanını dışlamakta. Yani Mexico City'ye benzer hiçbir kentsel alanın bulunmadığı iddia eden bir çıkarımın altında yatan veri tabanını sorgulamak gerektiğini düşünüyoruz. Yumuşak zemin sahaları için kaydedilen yer hareketlerinden elde edilen spektrumlar ile yönetmelik ile belirlenmiş spektrum şekilleri arasında kalıcı bir şekil uyumsuzluğu var gibi görülmekte ve TB'nin 1'e eşit olduğu, yani kısa periyottaki spektral ivme değerinin uzun periyottaki spektral ivme değerine eşit olmasını gerekir. Ancak Türkiye'deki hiçbir istasyon için
bu şartı sağlayan bir tasarım spektrumu bulunmamaktadır. Etkileyen deprem kaynakları hariç birçok bakımdan Meksiko City'ye benzeyen Adapazarı merkez için ZE zemin tipindeki istasyonda TB 0.8 saniye civarındadır. Sonuçlar yeni Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğindeki tasarım spektrumunun özellikle daim uçak zeminlerle dolu derin havzalarda gelecekteki depremlerin daha uzun periyot taleplerini kaçırabileceğini göstermektedir. Peki farklılığın muhakkak ki başka makul açıklamaları olabilir. Ancak kısa periyot ve uzun periyottaki spektral ivme değerleriyle temsil edilen bir tehlike haritasının bileşenlerini başka bir belirsizlik içeren zemin parametreleriyle çarpmak işi daha karmaşık hale getirmekte ve belirsizliği arttırmakta. Çözüm olarak ise yakın gelecekte elde edilmesi ne yazık ki mümkün olmayan ampirik verinin senteziyle mümkün olacaktır. Spektrumun şekline yönelik revizyon bunlara göre yapılan tasarımlarda farklı şekillerde kendini göstermektedir. Yani spektrumu geliştiriyor olmamız evet bir yerde önemli ama bu spektrum sonucunda tasarladığımız binaların gerçek depremler altında nasıl davranacağını, performanslarının ne olacağından emin olmamız gerekiyor. Daha eski olmasına rağmen TB'yi peşinen daha büyük değerlere sabitlemek 2007 yönetmeliğinin hükümlerinin daha iyi bir tasarım esasını temsil ettiğini düşünüyoruz. Bu sonuçta elbette sadece Türkiye kayıtları ve yürürlükte olan sismik tasarım yönetmeliği ile yaptığımız çalışmalara dayanmaktadır. Ben de Levent Arı'yı saygıyla anmak istiyorum. Kendisi benim Ankara'daki patronumdu bir müddet. O yüzden Allah mekanını cennet etsin. Ankara İMO'ya da çok büyük katkıları olduğunu biliyorum. Işıklar içinde uyusun diyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sayın Mesile Hatun Akansel'e değerli sunumundan ötürü teşekkür ediyoruz. Siz katılanlara da çok teşekkür ediyorum. Konu biraz bugünkü konuştuğum iki sunumun biraz dışına çıkacak ama çıkmayacak. Aynı zamanda da içinde olan bir konu. İki boyutlu analizden kastımız yapının üç boyutlu, yer yapılarının üç boyutlu olması. Ama bizim de bunu iki boyuttan üç boyutun etkisini temsil ettirebilme analizlerini gerçekçi yapabilmemiz ve şehirlerin oluşturduğu, şehirlerin yerleşimlerinin oluştuğu bu coğrafyanın üstünde ortaya çıkan, bakın, değişik deprem hasarlarının riskini azaltabilmek. Deprem çok son 100 yılda şehirlerimize çok büyük hasarlar verdi. Bunlar yerleşim alanlarıyla ilgili, aynı zamanda da gelişim alanlarıyla ilgili kararlarımızın sonucu olarak, önemli bir sonucu olarak ortaya çıktığını düşünüyoruz. Bu sunumda biz topografik etkileri parametrik olarak çalışacağız ve buradan çıkartacağımız sonuçları son yerlerde şehirlerde gördüğümüz o yerel etki davranışlarıyla mukayese edeceğiz ve geçmişte cevaplanamayan birçok hasar dağılımı da bu çalışmada gerekçeleriyle açıklanmış olacak. Şehirlerin gelişme alanlarının kontrollü, kontrolsüz, vadi, yamaç ve tepelere yayılması ve bizim genelde bildiğimiz yerel zemin risklerinin yanı sıra o topografyanın şehre sunduğu, bir deprem yayılımı esnasında sunduğu kana, kama, odaklanma gibi analizler önden öngörülemeyecek tehlike listeleriyle doludur. O yüzden bizim bu alanları ayrıca çalışarak incelememiz gerekmektedir. Yerel zemin şartlarının etkisi, evet bildiğimiz şekliyle basenden, ovalardan, dağlara, geçiş bölgelerinde modellenerek ve parametrik anlamda da incelenerek
deprem yer hareketine farklı yüzey eğimi olan şekillerin etkilerinin göz önüne alınması gerektiği burada gerektiğinin altı çiziliyor ve bu amaçla da bu çalışma yapılıyor. Biz bu çalışmada kuvvetli ve zayıf deprem kuvvetleri altında sırasıyla doğrusal olmayan, yani non-lineer dediğimiz ve doğrusal zemin davranışı, yani lineer dediğimiz modeller altında karşılıklı gelen deprem kuvvetlerinin frekans içeriği ve geliş açılarıyla çalışarak bir irdeleme yaptık. Burada bu irdelemeye gerekçe olarak örneğin ilk şu 17 Ağustos 99 depreminin Körfez'den çıkıp doğuya Adapazarı'na doğru, sonra da batıya Avcılar'a doğru yayılımındaki şu değişikliği herhalde biz sadece dalga yayılımıyla değil, zemin altı ve zemin üstü topografyanın da değişkenlik özelliklerini göz önüne alarak ancak tartışabiliriz. Bakın burada Haliç istasyonundan çıkıp da en son Ambarlı Termik Santrali'ne kadar aynı dalga formunun, dalga cephesinin kesinlikle aynı fakat gittikçe büyüyerek ilerlediğini görebiliyoruz. Ve bunun en büyük şeyi de Avcılar sırtlarındaki yerleşim olan o mahallelerde gözlemlenmiştir. Yer hareketinin değişken olduğunu biliyoruz. Ben bunları geçiyorum çünkü 15 dakikada sunacağımız bazı şeyler sınırlı olacak. Demin Vesile bunları konuştu, Vesile arkadaşımız. Onun için bu kısımları geçiyorum. Bu tür analizleri yaparken biz yapıyı oturttuğumuz zeminin özelliklerine göre yerel etkileri de göz önüne alacak şekilde hesaplandığını tahmin ettiğimiz bu tasarım spektrumlarını kullanıyoruz. Ama görüldüğü gibi bu spektrum zarfının içinde kalan, uzağında kalan veya demin Vesile arkadaşımızın konuştuğu gibi büyük periyot bölgelerinde zarfı yırtarak geçen ve çok da gerçekçi olmayan bazı değerlerle yapıları tasarladığımızı biliyoruz. Depremin etki süresi çok önemli bir faktör. Onu burada örneğin şu alttaki şeyde konuşabilirim. Fatih'teki etki süresi bakın burada 32 saniyelerde dururken Ambarlı Termik Santrali'nin olduğu istasyona gelen aynı 17 Ağustos 99 depremin etki süresinin 40 saniye çıktığını mesafeden anlayabiliyoruz. Ama depremin de bu şekliyle örneğin bir geri gidersek, geriye şöyle gideceğim. Şuradan da görebiliyoruz. Yani Ambarlı Termik Santrali'deki kayıt şu, en soldaki Ambarlı'daki kayıt. Formu ve sürenin burada 50 saniye etkilediğini görebiliyoruz. Örneğin Fatih dediğimiz bölgeye gelecek olursak, belki Haliç'i ona örnek alabiliriz. Burada da etki süresinin 30 saniye civarlarında olduğunu söylemiştim. Bu hesaplama kısımları ben geçiyorum. Birçok yerde bulabileceğiniz dokümandır. Ben çözüm tam olsun diye koyduğum parçalar. Burada kullandığım yazılımı test etmek istersek, burada çünkü bir program çalıştırıyoruz ve bunun sonuçlarını burada tartışacağız. O halde bu program doğru çalışıyor mu diye bir soru çıkabilir, akla gelebilir. Şu gördüğünüz Adapazarı modelinde 7 kilometrelik alüvyol dolgunun olduğu bölgede 17 Ağustos 99 depreminde bir simülasyondur bu. Burada yaklaşık 50 metrede bir cihaz varmış gibi düşünün. Sanal bir network olsun isterseniz. O zaman bunu göz önüne alacak olursak burada 1400 tane cihazın kaydından bahsediyoruz. Ve gördüğünüz gibi basendeki hareketler bu şekilde yüzey dalgalarıyla ve basen kenarlarına çarparak kırılarak devam ediyordu. Bunu mesela gerçek spektrumlarıyla, gerçek kayıtlarıyla mukayese edecek olursak ki 10 Hz'e filtre edilmiş bunlar. Örneğin iki tane buraya örnek koyduk. Bir tanesi İmar, tepede bir istasyon. Yani bildiğimiz topografik bir tepe.
Bir İsa Hastane basen kenarında dolgu, alüminyum dolgunun üstünde duran bir istasyon. Bunların aldığı depremleri, deprem bir bileşenini, spektrumlarını çizdirdiğimiz zaman, fluorentif spektrumlarını, kırmızı ile siyahın ne kadar uyumlu olduğunu görebiliyoruz. Siyah kaydedilmiş olan, kırmızı ise simülasyona yapılmış olan. Ve bunları yine aynı şekilde deplasman ve bir sonrakinde hız, bir sonrakinde de ivme kayıtlarına bakarak bir fikir sahibi olabiliyoruz. Buradaki sol taraftaki de 3.7 ile zayıf depremleri, sağ taraftakiler ise bir artçı yine ama 5.8'lik kuvvetli bir depremi kayıtlarıyla üretilmiştir. Programın ne kadar doğru çalıştığını algılayabilmek için kayıtlarla modelin simülasyonlarını üste koyduğumuz zaman, örneğin Toyota istasyonunda, İmar'da, Serdivan'da, hastanede ve diğer istasyonlarda genlik ve dalga formlarının çok tutarlı olduğunu, demin de gösterdiğim frekans muhteviyatıyla da oldukça uyumlu olduğunu görebiliyoruz. İstasyon kurulmayan yerlerde de bu simülasyonların bize verdiği kayıtları gerçek kayıtmış gibi, kaçırdığımız ama gerçek kayıt gibi kullanabiliriz. Başka örnekleri var burada. Yine çok zayıf çizgiyle çizdirilenler kayıt edilmişler. Koyu siyahla çizilenler ise üretilmiş olanlar. Burada da benzerlikleri görebiliyoruz. Yani program buradan algıladığımız kadarıyla oldukça tutarlı çalışıyor. Bu safhadan sonra bir parametrik modellemeye girdik. Ben bu detaylara hiç girmeyeceğim, vaktimiz yok. Kullandığımız depremlerin, sentetik depremlerin fluorgenlikleri burada. Kullandığımız topografik yüzeylerin, bu anlatımda sadece topografiyi konuşuyorum. Topografik modellerimizde 8 tane topografik modelimiz var. Onlar da burada duruyor. Sağ sol örneğin dağ türü modellerde açılarımız farklı. Ve bir de tepe modellerimiz var. Orada da açılarımız farklı. Tepelerde krete kadar bir miktar belirli bir açıya gittikten sonra düzlüğe geçiyor. Ve düzlük sonrası, kret sonrası terasta da bazı gözlem noktalarımız var. Daha doğrusu hesap noktalarımız var. Örneğin şu sağ taraftaki modellerde 13 kret noktası ise 14-15 bizim arka teras üstündeki diğer hesaplama noktalarımız. Yani eğer cihaz olsa cihazla izlenen noktalar olarak değerlendirebiliriz. Bu çalışmalarla hemen ben direkt sonuca geçeceğim. Bu çalışmaların sonucunda gördüğünüz gibi bu topografik modellerin maksimumlarının, peak maksimum oranlarının 2-3'e doğru çıktığını belirli açılarda ve belirli geliş açılarına göre görebiliyoruz. Altta verilen lejantta siyah çizgi örneğin dik gelen açı, geliş açı 0 derece olan, mavinin 75 derece, orada purple var, mor renk. Onun mesela zayıf yer hareketi için dik gelen ve yine açık yeşil var, o da 75 dereceyle eğimli gelen yine bir zayıf hareketi gösteriyor. Yani buradan baktığımız zaman bizim iki tane kuvvetli, iki tane de zayıf sinyallerle yapı tepkilerini ölçmeye çalıştığımızı gözlemleyebiliyorsunuz. Ve bunların yığıldığı yerler, bunlar da klif modeller, yani yamaç modeller, bunlarda da aynı şey var. Bunları genelleyerek bir tabloya atacak olursak, bu tablo budur. Bakın, dağ yapılarda yamacın tırmandığı bölgede maksimumların genellikle yerleştiğini ve tepede maksimumların konum olarak oluştuğunu görebiliyoruz. Değişik açılara göre de bunlar zaman zaman kayarak ama ortalama aynı yerlerde maksimumlarını vermekteler. Kuvvetli ve zayıf hareketlerde de, yer hareketlerinde de bunların konumları değişmektedir. Bu bilgileri, bu böyle özetlediğimiz bilgileri, üstte çok fazla duramıyorum ama makalenin bildiğinin üstünden okunacak olursa detaylı anlatmışımdır orada. Bu konumları şimdi biz, bunlar da yamaç modeller, bunları acaba biz sahada ne kadar karşılıklarını bulabildik? Geri dönerek 17 Ağustos 99 depreminden sonra üstte çok tartışma yapılan bazı bölgeleri için ben bunları burada kısacana
tartışacağım. Bir tanesi, örneğin 7 istasyonla maksimum genliklerin çizdirildiği topografik etkileriyle, topografik etkilerin ancak bu büyüklükleri veya farklılıkları, büyütmeleri açıklayabileceğimiz tepe ve yamaçta yer alan, özellikle yeşillen orada gösterdiğim tabloda İmar ve Serdivan'ı özellikle göstermek istiyorum. Bu kuzey-güney bileşenlerinde 1415 ve 1409 numaralı istasyon cihazların yerleştirildiği istasyonlarda olan artçı depremlerin şurada listesini görüyorsunuz. Bu listeden bakacak olursanız, örneğin çok büyük şeyle değeriyle 5.8, şuradan mouse oynatabilirsem, şurada 5.8'lik deprem, şu an mouse'la üstünde gezindiğim yer, enlem, boylam ve depremin merkezi İzmit'te olan bir deprem ve aldıkları genlikler şunlar. Örneğin İmar bir tepededir, ya tepenin yamacındadır daha doğrusu, 54 mg. Ama Serdivan üsttedir, 212 mg. Şuradaki orandan bunun yaklaşık 4 katı olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Tepenin diğer tarafına geçip de artık Sakarya Adapazarı tren istasyonunda ilerlersek, orada bir hastanemiz var, kadın doğum hastanesi. Mesela orada 71, şeker fabrikasının olduğu yere geçersek 144, işte genç dediğimiz bir istasyon var, 70. Babalı'nın yerine geçersek 90 duruyor. Ama fark etmişsinizdir, Serdivan'da bu çok değişe sıçramış durumda. Benzer şeyleri 4.5'luk deprem bir alt sırada duran 141 ile daha diğer farklı depremlerde de bu Serdivan'ın bu davranışını biz ancak ve ancak farklı yorumlarla tartışılmakla beraber ben bunların bir topografik etkili ortaya çıkmış bir değişim olduğunu gözlemleyebiliyorum. Burada da yapı stoku her mahallede farklılık gösteriyor ama dağ bölgelere doğru geçtikçe hasarların yoğunlaştığını, vadilerde ise daha büyük periyotlu binaların, beklentimiz zaten oydu, alüvyon dolgunun olduğu yerlerde olduğunu, ama insanların kayalık, dağlık, sert zemin yerlere yerleşim olarak seçtiklerinde sanki daha güvenli bir yerde yerleşilip işte yaşanılacak gibi düşündükleri yerlerde de tamamen tabii ki yapının fizik şartlarına bağlı, ama oraların da bu sefer topografik etkilerle bir tehlike oluşturduğunu görebiliyoruz. Şurada da mesela Serdivan kayıtları, yine hep Serdivan'ı inceliyorum ben burada. 5.8 koyu siyahtır. Onun burada büyütme oranlarına bakacak olursak 10 katına doğru büyütmelerin çıktığını oradan rahatlıkla görebiliyoruz. Diğer koyu çizgiler kuvvetli depremleri, ince çizgiler ise zayıf depremlerin büyütme oranlarını gösteriyor. Bu büyütmelerde de imara göre büyütme oluyor. Peki hocam. İmara göre oluyor. İmar bir yamaç konumundaki istasyondur. Ona göre ölçeklendiriliyor. Yani siz yamaç, tepeyle yamacı oranladığınız zaman bazı yerlerde bunların farklı geliş açısı çok daha yüksek değerlere ulaştığını görebiliyoruz. Serdivan'ın hasarını şurada, bakın bu da Deprem Vakfı'nın tarafından yayınlanan bir raporun içinden alınmıştır. Ben sürekli onlarla sizlere durumu göstermek istedim. Serdivan'ın hasar payı da burada gözüktüğü gibi duruyor. Beyaz olan hasarsız yapıdır. Kendi yapı stoku içinde hasarsız yapı 1/4'den dahi az. Hasarlı ve ağır hasarlı yapılar, hatta yıkılan yapı, koyu kırmızı olanlar çok fazladır. Buradan bakacak olursak oranlara, oradan çok rahat, örneğin küçük depremlerde, bakın Serdivan Toyota'ya baktığınız zaman 3.8'de 3 katı olduğunu görebiliyorsunuz küçük depremlerde. Ama mesela büyük depremlere geldiğiniz zaman yine Serdivan, özür dilerim, Serdivan Hastane'ye bakacağız. Yani yamaç ve tepeye bakacağız. Alttan ikinci sıradır. Baktığınız zaman 7.5, 3.8'de olduğunu görebiliyorsunuz küçük depremde. Büyük depremlere geldiğiniz zaman 3 katı, 3.1 oranlarında bir sıçramanın olduğunu geometrik şartları buradan okuyarak rahatlıkla anlayabiliyoruz.
geometrisinde başta gösterdiğim şekiller de anlatabiliyorum. 17-99 depreminde Avcılar'da olan buydu. Avcılar'daki hemen ben bilgilere geçeceğim. Avcı'nın yükselti haritası sol tarafta duruyor. Profil kuzey-güney bakın aşağıda duruyor ve burada da bu Avcılar'ın bu kadar çok büyük hasar almasının, can kaybı olmasının sebebini değişik bilimler şöyle açıkladılar. Yeraltı merceksi katmanlara çarparak kırılan dalgaları konuştular. Sismik yenilik büyütmesinden bahsettiler. Deniz içi heyelanların Avcılar'da şiddeti artırdığını iddia ettiler. Sığ derinliklerde kil katman ile sarılı suya doygun kum katmanlarının sıkışmış yapı altında gözenekli su basıncını artarak sismik büyütmeye sebep olduğunu açıklamaya çalıştılar yerbilim camiası. Biz de diyoruz ki bu form sağdan en doğudan başlayıp sola doğru giderken hiç mi bu bahseden diğer dört tane unsur bu dalga formunu hiç mi değiştirmiyor? Dalga formu büyüyor ama şekli hiç değişmiyor. Diyoruz ki o etkiler bunun üstünde taşınmamış. Bir diğer şey olarak hasara bakacak olursak, hasarın bakın sırtta ve Avcılar'ın şeyinde yamaçlarında yoğunlaştığını görebiliyoruz. Burada yeşil diye gördüklerimiz arkadaşlar orta hasarlı binalardır. Kırmızılar çökmüş binalardır. Maviler orta hasarlı binalardır. Yani yapı hasarları gördüğünüz gibi yolun sol Marmara Denizi tarafında yamaçta yığılmış. Daha yakından bakılırsa bu şekilde görülebilir. Bir diğer şey de 25 Ekim 99'da Dinar depremi. Orada da çok kısa söyleyip geçeceğim. Dinar'ın yerleşimi gördüğünüz gibi sarı bölge yamaçtan başlayıp arkasındaki dağlara doğru Akdağ ve bir diğer dağ Samsun Dağı vardı. Oraya doğru yükselen yer. Orada çok ilginçtir. Hasar örneğin yamacın tam başladığı yerin bir sokak üstünde var. Orası da şurası Santral Sokak'tır. Santral Sokak'ın altındaki sokağa gezerseniz hasar yok, yok denecek kadar az. Üstündeki paralel sokağa bakarsanız yok denecek kadar az. Ama Santral Sokak'ın kendisine bakarsanız Santral Sokak bu durumdadır. İki taraflı hasarlar ve yıkıntılar var. Yerleşim alanı olarak da yine aynı yerde ilerlenmiş. Bu uydudan çekilmiş resimlerdir. Yukarı dama yamaca doğru tekrar gene yapılaşmayı ani bir kararla geliştirip oraya doğru uyarlamışlar, uygulamışlar. Son örneğim de Bingöl depremi. Bakın Bingöl depremi Çapakçuk Çayı ile eski Bingöl'ün yerleşim yeri Çapakçuk Çayı'nın getirdiği birikintilerin üstüne kurulmuş bir şehir merkeziydi eski Bingöl olarak. Sonra yeni Bingöl'e karar veriliyor ve iki taraftaki teraslara yerleşiliyor. Son 1 Mayıs 2003'teki olan depremde bakın bu teraslar İnönü Mahallesi ağır hasar alıyor. Sonra şurada gördüğünüz Saray Mahallesi çok ağır bir hasar alıyor ve bunların da şu tabloda büyüklüklerini görebiliriz. Bunu destekleyen bir çalışmayı da bizim bir arkadaşımız yapmıştır. Ömer Aydan'ın bakın bir raporundan alındı. O da bu şekilde bir yamaç yapının A'da, B'de, C'de ve D'de nasıl büyütmeler yaptığını tepe kayıt noktalarıyla mukayese ederek göstermiş. Benzer şeyleri biz de burada görüyoruz. Sarıyla işaretlendirmişimdir. Bakın Saray, Karşıyaka ve İnönü Mahallesi çok büyük hasarlar almıştır. Rakamlar orada görüldüğü gibidir. Yapı tiplerinden bir iki tane buraya örnek koymaya çalıştım ve sonuç kısmı isterseniz vaktim kalmamışsa ben bunu burada kapatayım. Yani konuştuklarımı burada özetlemiş oluyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum öncelikle ve sesim için özür diliyorum. Bugün çiftçi darlığı içi beton dolu çelik tüplerin İngilizce başlıklarıyla parantez içinde de verildi burada. Eksenel basınç altında inelastikler branş üzerine bir konuşma yapacağım. Burada okta gösterildiği türden kolonları ya da biraz daha boyu kısa olan kolonları anlatacağız. Bunlarla ilgili bir takım deneyler yapıldı. Bunun dışında nümerik modelleme ve göçme biçimlerini de açıklamaya çalışacağım. Şimdi içi beton dolu aslında çelik tüpler çok katlı binalarda, çelik binalarda fazlaca yapılıyor. Özellikle Türkiye'de de Büyükdere Caddesi üzerinde
Betonarme binaların da kolonlarında epeyce de kullanılıyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri, bildiğiniz gibi betonarme kolon çekirdeğin dışındaki kolonlar için deprem yönetmeliğinde önerilen bir minimum alan bağıntısı var. ND bölü 0.40 FCK diye. Bunun yol açtığı bazı ciddi kolon boyutları ortaya çıkıyor. Özellikle çok katlı bina olması durumunda. Bütün bunlar olduğunda da yapı kat sayısı fazla olunca kiralanabilir alanla ilgili ciddi kayıplar ortaya çıkıyor. Dediğim gibi sadece çelik yapılarda değil, betonarme yapılarda da böyle bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Özellikle Uzak Doğu'ya gittiğinizde, ben son zamanlarda fazlaca pandemi öncesine gidip geldiğimden biliyorum. Özellikle Çin'de yapılan çok katlı yapıların pek çoğu içi çelik, beton dolu ya da boş olan hücresel diyebileceğimiz çelik kompozit sistemlerle, kolonlarla, boyutları da mega boyutlarda olan kolonlarla o gördüğünüz 400-500 metrelik binalar inşa edilmeye çalışılıyor. Şimdi aslında içi sadece beton dolu olan, tek cidarlı olan sistemlerin çok da büyük bir zafiyeti yok. Bunlar var. Biliyorsunuz ama yine bir kısa bir tekrarda fayda görüyorum. Bunların büyük enerji yutma kapasiteleri var. Kalıp gereksinimleri olmadığı için zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Yüksek dayanım, daha da önemlisi yangın dayanımı özellikle yüksek yapılarda ve sağladıkları önemli süneklik değerleri var. Şimdi bunlar avantajlı tarafları ama bir bakıma da beton miktarını arttırdıkça yapının kütlesinde de bir miktar artış oluyor. Ve dolayısıyla soru şu, yani daha ekonomik olarak bunları tasarlamak mümkün mü? Daha doğrusu çift cidar yaparak, içine ikinci bir cidar koyarak, bu çoğu zaman da eksenel yük talepleri fazla olan bu tür elemanları daha uygun olarak boyutlamak mümkün. Bunun cevabı da evet. Ve böylece çift cidarlı sistemler ortaya çıkıyor. Bu çalışma kapsamında yalnızca dairesel olanları biz inceledik. Aslında sistemin davranışı sıkıştırılmış, belli bir bölgeye hapsedilmiş betonun iki taraftan sargı etkisiyle dayanımının sünekliğinin artması şeklinde açıklanabiliyor. Ve bunların diğer tek cidarlı olanlara göre daha yüksek yapısal performans gösterdikleri de pek çok çalışmada gösterilmiştir. Şimdi değişik formlar var. Burada yazılara değil de çoğunlukla şekillere konsantre olmanızı özellikle rica ediyorum. Yazılar epeyce de arkadaşlar hazırlarken şey kalmış, küçük kalmış. Dolayısıyla bu kare kesitli olanlara göre sağladıkları işte bu fret etkisi ya da eski deyimle sargı etkisinin zenginliği nedeniyle dairesel formlar daha doğru ortaya çıkıyor ve bunların kapasitelerinde ciddi artışlar olabiliyor. Şimdi özetle süneklik esas amaçlardan biri elbette. Bir de dayanımlarda da ciddi artışların olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bunlarda bu tür kolonlarda en önemli tanımlardan bir tanesi bir doluluk boşluk oranı, yani baktığınız tarafa bağlı. Bunun bir tanımlanması gerekiyor. Çerçeve içerisinde verilen bağıntıyla bu tanımlanıyor. İç çapın, işte dış çapın cidar kalınlıklarını çıkardıktan sonraki oranı olarak ortaya çıkıyor. Aslında ilginç sonuçlar var literatürde de. Şimdi çok da bir konsensus sağlanmış değil. Doluluk boşluk oranı arttıkça bu tür kolonların basınç dayanımlarının azaldığını, arttığını, hatta önemli bir etkisi olmadığını ortaya çıkan çalışmalar var. Bunun değişik nedenleri var. Onu çok detayları var. Pek girmek istemiyorum. Bu arada şunu söyleyebilirim ama önemli bir detay var. Kullanılan beton elbette çok önemli. Minimum hacimde beton kullanmayı tercih ediyoruz. Ve bunun için de biz bu çalışmada bildiğimiz kadarıyla daha önce ya çok sınırlı ya da belki burada kullandığımız şekliyle birebir olmayabilir, özgün taraf olduğunu düşünüyoruz. Özellikle bu lifler beton içine katıldığında beton ilk evrelerinde oluşan mikro çatlaklar elimine ediliyor. Düşük geçirgenlik sağlıyor. Yüksek donma çözülme dayanımları elde ediliyor. İşte yüksek yangınlarda avantajlı durumlar var. Ve beton plastik çatlakların azalmasına da sağlıyor. Normal betonla karşılaştırdığında daha yüksek eğme ve çekme dayanımlarında elde ediyoruz. Özetle bu
sıkıştırılmış o bölgedeki, ara bölgedeki betonun hem mekanik özellikleri, hem biraz daha performansının artırılmasına yönelik çalışmalar, hem de özellikle bu boşluk oranının optimum değerindeki arayışlar bu çalışmanın gerçekten altyapısını oluşturdu. Bu amaçla bu aslında büyük bir projenin ilk fazı diyebilirim. Tamamlanmış ilk fazı. Bununla ilgili daha detaylı şeyler bizim YÖK'ün tez sitelerinden elde edilebilir tüm detaylarıyla. Burada bu sürede çok az bir şeyine değinebileceğim. Özetle 8 tane referans numunelerde olmak üzere hem çelik tel donatılı hem de polipropilen lif donatılı beton özellikleri kullanılarak bir de referans beton dediğimiz biraz daha düz beton ya da herhangi bir özelliği olmayan bir betonu elde alarak böyle bir karşılaştırmalı çalışma yapıldı. Bizim laboratuvarın inşaat fakültesindeki yapı malzemesi laboratuvarın imkanlarından yararlanıldı. Numune boyutları burada var. Aslında bizim burada yaptığımız tamamıyla crash test. Yani biraz inelastik davranışı derken erken inelastik davranış değil. Aslında birazdan göstereceğim zaten epeyce ileri düzeylere kadar inelastik davranışın sonuna kadar belirlenmesine yönelik bir çalışma oldu. Burada kesit özellikleri var, kalınlıklar var. İşte doluluk boşluk oranları iki şekilde yapıldı dedim. 0.70 ve 0.46. Bunların seçilme nedeni ise tamamıyla daha önceki çalışmalarda biraz daha optimuma yakın olan 0.50-0.70 arasındaki değerler olduğu söyleniyor. Tipik malzeme deneyleri yapıldı. Hem çelik tüpler için, çelik tüplerde Borusan Manesman kullanıldı. Betonda da yine bizim laboratuvarda Hasan Bey'in, Hasan Yıldırım Hoca'nın destekleriyle beton malzeme ile ilişkileri ve diğer katkı olarak kullandığımız, bu donat olarak kullandığımız çelik tel donatı ve polivist, polipropilen lif donatılarla ilgili çalışmalar onun desteğiyle yapıldı. Ve bunların özellikleri deneyler öncesinde elde edildi. Şimdi bu bizim aslında laboratuvarda 5000 kN kapasiteli bir yıllardır kullanılan bir Amsler marka bir cihazda düşey yükler altında %1 milimetre bölü saniye hızlı bir test düzeneğinde bunlar yapıldı. Numunelerin strain gauge yerleşimleri, LVDT yerleşimleri, 4 tane LVDT kullanıldı. Strain gauge'ler iç ve dış tüplerde kullanılarak aslında tüm yük boyunca, tüm süreç boyunca yapının, özür dilerim, numunenin davranışının incelenmesi hedeflendi. Şimdi ortaya çıkan pek çok sonuç var. Bunları ben hızlı bir şekilde size ara öncesinde de olduğumuz için fazla vaktinizi almadan aktarmak istiyorum. Doğal olarak yani beklediğimiz şekilde %35-85 civarında içinde bir beton dolgu olması durumunda kapasite artışlarını elde ettik. Bunlar biraz önce de söylediğim gibi aslında bir sonraki aşama eksantrik yükler altındaki biraz daha küçük numunelerin denenmesi. Ondan sonraki de tamamıyla kolonların siklik yüklemeleri altında, yön değiştiren tekrarlı yükler altında denenmesiyle sonuçlanacak. Yani bu konuya yeni girmiş durumdayız. Ve böyle kapasite artışları var. Süneklerinde ise burada gördüğünüz gibi epeyce artışlar oldu. Bu doluluk boşluk oranının etkisi 46, 0.46 ve 0.70 olanlar için değişik numunelerde verildi. Buradaki rakamlara ben çok detaylı olarak da girmek istemiyorum. Çünkü her birini açıkladığımda zamanı kullanma imkanım olmayacak. Ama şunu söyleyebilirim. Doluluk boşluk oranı etkisiz değil. Burada seçtiğimiz doluluk boşluk ya da boşluk oranları diyelim bir şekilde uygun olan oranlar. Bunların birbirlerine göre üstün ve biraz daha sakıncalı tarafları olabiliyor. Ama esas dikkat etmemiz gereken belki lif donatının ne kadar etkili oldu. Ama şunu da söylemek istemiyorum. Biraz daha işte çelik lifin polipropilen life göre daha iyi ya da kötü olduğu gibi çok ciddi farklar ortaya çıkmıyor. Aslında tasarımda da örneğin biz 25 kilogram bölümetre küp çelik lif kullandık. Aşağı yukarı 4,5 kilogram bölümetre küp polipropilen kullandık. Birbirini dengeleyici işte benzer kapasiteleri yakalayabilmek amacıyla aslında
davranışı iyileştirdiklerini, evet bunda herhangi bir sorun yok, ama sürekliliği arttırdığını, işte benzer kapasitelerin elde edildiğini, ufak tefek şeyler dışında da süneklilerin de birbirlerinden çok farklı olmadığını ortaya koyduk. Aslında bu süneklilik tanımı da biliyorsunuz, çok baktığınız noktaya göre de epeyce değişiyor. Biz burada genel akma yöntemiyle akma noktasının tanımını numunelerde belirledik. Ve ondan sonra göçme dediğimiz nokta işte %20 kapasite kaybının nokta olduğu olarak alındı. Biraz daha crash test yaptığımız için bu numunelerde açıkçası bu 0.80 Pmax değerinden sonraki bölümü de dikkate aldık. Şimdi ben çok hızlıca birkaç video var. Ayrıca bu hemen söylemek zorundayım. Bu testleri yapmak gerçekten numuneler küçük olsa bile epeyce eziyetli oldu. Tamamen düşeyliğin sağlanması, numunelerin tam kusursuz olarak üretilmesi gibi bir takım sorunları var. Burada dikkat ederseniz ilk olarak üst başlıkta fil ayağı diyebileceğimiz yerel burkulmaların olduğunu bazı numunelerde görüyorsunuz. Bunun işte yine bu doluluk boşluk oranlarına bağlı olarak artıp değiştiğini de söylemeliyim. Şimdi şuna geldiğimizde ise bu içi dolu olan, biraz önceki içi boş olandı. Üstte ilk olarak yerel burkulmanın olması aslında bizden önceki pek çok çalışmada da aynı şeyler elde edilmiş. Biraz betonun maalesef üretildikten sonra çökmesi, tamir etsek dahi tam temasın maalesef bir şekilde sağlanamaması, tüm beton, iç çelik, dış çelik tüpler arasındaki dağılımın tam olarak olmaması. Bunlar strain gauge datası ve de sadece hızlı bir değişik göçme modları diğer numuneler için. Bunları hızlıca vermek istiyorum size. Detayları bizim şeyde var. Bunların kapasiteleriyle ilgili yönetmelikler var. AIS'nin zaten standart, bizim Türk yönetmeliği de onun çok benzeri olduğundan değişik koşulları var. Ama Eurocode 4 yönetmeliği var. Eurocode 4'ün bu özellikle içerideki betonun sargı etkisini de dikkate alan bir faktörle artırdığı için betonun katkısını, bizim deney sonuçlarıyla daha örtüştüğünü gördük. AIS'in de güvenli tarafta kalarak uygun sonuçlar verdiğini gördük. Sonra bu davranışları elde etmek güzel ama bunun en azından modellemesiyle ilgili bazı sonuçlara burada kısaca size vermek istiyorum. Abaküs'le bir modelleme yapıldı. Abaküs'ün tüm imkanları kullanılarak yapıldı. Aslında simetri özelliği olduğu için biraz modellemede rahatlandı. İşte bu özellikle temas yüzeyleri, interfeslerin modellenmesinde değişik kabuller yapıldı. O detaylara burada giremiyorum ama örneğin 0.30 gibi bir sürtünme katsayısı dikkate alındı betonla çelik arasında. Yani doğal sürtünmeyle bu kompozitliğin sağlandığını düşünüyoruz. Bir iyi şey şu, tamamıyla %100 aynı sonuçları elde edildiğini söylemek pek mümkün olmasa da özellikle göçme modları bakımından bizi bilgilendirecek, bizi belki doğrulayacak bazı sonuçları elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu numunelerin bir tanesinde örneğin burada gözüktüğü gibi deney sonrasında ikiye kesip gerçek burkulma şeklinde, yerel burkulma şeklinde görmüş olduk. Son olarak sanıyorum bitiriyorum. Burada şeyler var. İçi boş olanlar içine doldurduğunuzda, yani değişik yine doluluk boşluk oranları için bu sonuçlar, ana sonuçlar bunlar. %35-85 gibi bir kapasite artışına bizi götürüyor. Süneklikte de ciddi süneklik artışları elde ediyoruz. Eksenel basınç dayanımında boşluk doluluk oranlarının etkileri var. Bunları çok kesin sonuçlar olarak görmemek lazım. Sonuçta çünkü sadece 8 tane şey bulduk, test yapma imkanını bulduk. İçi biraz daha şunu söyleyebilirim sonuç olarak, beton kısmının biraz fazla olması, işte bu sargı etkisini güçlendirdiği için biraz daha avantajlı sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim.